Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabıda IC kanalında yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz birçok ayakkabıyı böyle ilk başta kargodan açıyoruz. Daha sonra 2-3 hafta sonra, 1 ay sonra detaylı performans incelemelerini çekiyorum, yüklüyorum. Eskiden kıyaslamalar falan yapardık. Ne güzeldi. Vloglarda daha çok yapardık. Şimdi daha çok böyle kanalda ayakkabılar aç, ayakkabılar incele. İlerleyen zamanlarda tekrar ona dönebiliriz. Farklı farklı şeyler gelebilir. Yapmanız gerekenler kanala abone olup zil işaretine basmak ve yorum ve like'ları esirgememek her videoda. En azından güzel güzel videoları devam ediyoruz yani. Çeşidi biraz azalttık ama olsun. Şimdi yanımızda bir tane küçük bir kargo var. Minicik. Küçük, mini kargo evet, geliyor. Daha mini yok mu diye düşündüm ama herhalde mini bu. Artan fiyatlar arkadaşlar, bizim de belimizi büküyor. Ama geri doğru bakarsanız incelemediğimiz çok da ayakkabı yok. Piyasadaki her ayakkabıyı bugün veya yarın inceliyoruz. Nike'dan söyledim arkadaşlar ve hangi ayakkabı olduğunu şimdi sizlerle beraber bakacağız. Bir ayakkabı söyleyince böyle kargoyla geliyor. Ücretsiz kargo 1750 lirada falan herhalde. Bu da tam sınırdaydı. Para vermedim kargoya. O kadar arttı mı ya? Yani yanlış olmasın, hata olmasın. Çok yani genelde zaten hep kargoya para vermemek için daha üst sınıra gidiyorum ben. Çok arttı. Kargo da 75-80 lira mı ne? Yani çok daha fazla. Nike.com'dan alıyorum. Gidip oradan bakabilirsiniz sizler de. Şöyle hemen şu güzel kargo açımını yapalım. Evet, her zamanki gibi sevdiğimiz bir kargo. Daha sonra iade istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla çok bu kutuları evet atmayın. Bence güzel bir şey bu. Ben şöyle çıkartayım konuşmamızda. Burada devam edelim. Ooo. PG mi? Çok güzelmiş. Evet. PG Paul George 6. PG 6 arkadaşlar. Ama kutu çok hoş değil mi? Güzel yapmışlar. Baya bir anda böyle gökyüzü. Drake'in bir albümü vardı. Onun şeyi şu an aklımda değil ismi. Onun kapağı aklıma geldi. Hoş olmuş. Açılır kapanır kısımda da PG'nin logosu var. Arkadaşlar PG 6'yı aldım. Bu ayakkabıyı bayağıdır bekliyordum. Aslında benim sevdiğim böyle pembeli bir rengi var. Pembeli yeşilli. Onun gelmesi için biraz daha bekledim. Baktım ki gelmeyecek. Hatta yeni renkleri daha pahalıya çıkıyor. Bunu ne kadar aldım? Yani yanlış olmasın 1750'ler 1800'e doğruydu. Yeni renklerde bir 150 lira daha pahalı geliyor. O zaman dedim ki neyse beklemeyeyim, hemen ilk rengini alayım. Çünkü daha sonra size kalmazsa, numara kalmazsa daha pahalıdan alacağım ve yeni çıkan renkleri de beğenmiyorum. Öyle bir durum var ki arkadaşlar, almadığınız durumda, almadığınız anda zarardasınız. Her gelen renk pahalı geliyor. Yani belki zamlar eskiden yılda bir, belki yılda iki gelirdi. Küçük zamlar gelirdi. Şimdi her ay, bazen ayda iki defa büyük büyük zamlar geliyor. Nike'da niye bu kadar fazla zam yapıyor bilmiyorum. Hani dolarla kıyasla neredeyse yurt dışındakilerden pahalı bile olmaya başlayacak. Hani bunlar 100-110 dolar, 120 dolarlık bütçeli modellerken, gerçi bizde de bütçeli model fiyat aralığı 1800-1900'lere kaydı. Dolayısıyla normal diyebilirim. Neyse, fiyatlar bu şekildeydi. Nike.com linkini aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi biraz ayakkabıya dönelim. Paul George bu sene çok da iyi bir sene geçirmemesine rağmen ayakkabısı çok çok beğenildi. Muhtemelen ben de çok seveceğim. O yüzden hani en iyi rengi olsun, en sevdiğim rengi olsun kafasındaydım ama belki çok beğenirsem ikinci rengini alırım mı diyorum. Uzun zamandır bir ayakkabının ikinci rengini almadım ha. Evet. eskiden çok alıyordum. Evet, kutusu bu şekilde. Gökyüzü, çok tatlı bir tasarım var. Hadi birlikte açalım. 45 numara aldım her zaman olduğu gibi. Her zaman şimdi Nike basketbol ayakkabı numaram. Evet, şöyle açalım. İlk çıkan jenerik rengini aldım arkadaşlar. Nice. PG'lerde hep siyah alıyoruz. Çünkü ilk onlar çıkıyor ve ben de ilk mecbur olarak onu alıyoruz yani. Evet. Bir HM rengi vardı PG3'te. O güzeldi hatırlarsam. Evet arkadaşlar, ayakkabımız bu şekilde. Yani ilk bakışta çok aşırı beğenmedim maalesef bu rengi biraz daha. Yani siyah beyaz rengsizken benim rengimken, şimdilerde daha can canlı olsa, daha böyle buradayım hareketli diye gösterse. Evet. Özellikle bu ayakkabıdaki ön kısmı pek beğenmemiştim. Ön kısmı çok sade ve direkt bir yama gibi konulmuş ya. Evet. O hoşuma gitmemişti. Neyse, biz performansına bakacağız, rahatlığına bakacağız ama şu React köpükleri canımı çektiriyor. Son zamanlarda incelediğim Nike GT Run modeli hatırlarsanız böyle React'lı yapılar hoşuma gidiyor. Zaten koşu ayakkabılarına bayılıyorum. Muhtemelen onlara bu da çok rahat olacak. Onlara benzemiş zaten. Evet. Ya biraz daha ben daha fazla yastıklama istiyorum. Şu sıralar benim ciddi manada kötü ama bu daha dengeli ve sadece React lastiklaması olacağı için güzel olacak. Evet, neyse. Görselinden biraz bakalım. Ne var dizayn detayı olarak? Şöyle altını göstereyim. PG logosu arkadaşlar şöyle aynı kutuda olduğu gibi tam köşeye kondurulmuş.
arkada bir yuvarlak yuvarlak bir şey yok. Yok, hayır, herhangi bir farklı yastıklaması yok. Sadece React olduğunu biliyorum. Nike logosu var ve güzel bir tabana sahip arkadaşlar. Dışarıda da oynanabilir gibi geldi. Biraz böyle sert sert güzel bir taban yapısı var. Ne diyorsun? Çok boşluklu ama hoş bir taban yani. Değil mi? Evet. Hemen şöyle diğer dizayn detaylarını arıyorum ayakkabıda. Nike swoosh işareti ters. Köşede, şurası iç köşede. Puzzle şeyi gibi duruyor. Şurası mı? Evet. Puzzle. Benim hoşuma çok gidiyor. Gibi. Bu orta tabanda yapılan dizayn detayları veya yastıklamadaki bu bir şekilde ufak tefek girinti çıkıntılar en azından ayakkabıya şekil şemal veriyor. Küçük bir Nike logosu. Şurada ayakkabının havalandırma deliklerini görüyorum. Zaten ama genel manada havalandırmada çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Her ayakkabı ne kadar sıkıntılıysa bu da o kadar olur. Dilde arkadaşlar tutma kısmında bir PG imzası ve hemen şöyle iç kısmında da 6 yazıyor. 6 yazıyor. Onun dışında çok gerçekten bütçeli modelim diye bağırıyor ama ya. Öyle hissettim niyeyse. Şu içinde görüyorsan da PG logosu var. Evet, dizayn detayları olarak bu kadar. Bu ayakkabıda daha fazla bir şeyi yok. Var mı? Ha, PG logoları var. Onlar gayet normal. Alt kısımdan bahsetmiş olduk tabandan. Üst kısımda yastıklamada dediğiniz gibi yine React var. Ama React köpüğünün şöyle arkasını çevireyim ben sana. 13 yazıyor. 13 numara giyiyor biliyorsun forma numarası. Bayağı geniş geldi bu arada ayakkabı bana. Ne diyorsun? Şöyle önden baktığı zaman geniş ayaklara, yani rahat olacak. Son zamanlarda ben PG modelleriyle çok memnundum. Geri doğru incelemeleri izlerseniz PG 5, PG 4... Yani 3, 2, 1 hepsi gerçekten PG serisi çok güzel bir seri ha şu an düşündüm de. Sen PG'leri seviyorsun. PG 1 zaten efsanevi bir ayakkabı bence. Yani 2 de güzeldi. 3 BHM rengini aldığımız. 4, 5 ve 6 yani bu seri aşırı rahata kaydı. Özellikle 4'ten sonra çok daha farklı böyle Zoom Strobel yastıklaması orayla tanıtılmıştı zaten. Böyle havalı havalı hatırlıyor musun değişik. 5 de yine açıkçası çok rahattı. Hani 4, ama 5 çok... 1'den 1 o kadar güzeldi ki diğerleri evet. Çok hep çirkin yani 4, oldu bence. Rahat. Belki 4-5 zamanı yani oyununda çok rahatlık istemiştir. Şimdi tekrar biraz da dengeye ve biraz daha böyle kontrole kayıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü PG4, PG5 aşırı rahat ayakkabılar. Pek formu olmayan ayakkabılardı. Bu daha böyle şu an okkalı okkalı taban yapısı güçlü güçlü PG5 geldi. PG5'i hatırlamadım ama ilk defa mı bağcık kullanıyor acaba? Nasıl? Normalde bağcık pek kullanmıyor PG4'de ya. PG4'te bir şey yapısı vardı. Fermuar yapısı hatırlıyor musun? Benim hoşuma gidiyordu o. 5'te normal çok ses getirmeyen, çok ön plana çıkmamış olan bir ayakkabıydı. Ama genelde çok bağcık kullanmıyordu PG o yüzden. Yok. Hani. Yanılıyorsun. 5 beyaz var ya. Askı falan var işte. Askı 1'de var, 2'de vardı. 3'de bağcık vardı hatırlarsan. 5'i hemen getiriyorum. Tamam. Evet, PG 5'te bunlar. Hatırlarsan. Ya çok aşırı giymedim ama çok rahat bir modeldi. Yastıklaması bak şurada gözüküyor. 4'te de aynısı vardı. Air. Zoom Strobel değil gerçi bu ama. Böyle bir air taban ama rahat rahat. Güzel bir air tabandı. Ya bunun dilimeyi güzelmiş. Şimdi baktım da kalite olarak sanki arkadaşlar 5 daha iyiymiş. Ya şöyle tutuyorum. Daha üstündeki yastıklamalar... Kalitesi falan hoşuma gitti. Hep biraz daha şunu bununla taban çalışmışlar. Evet, yani. Materyali dandik bırakmışlar. Yani ona bakalım sonra da ayağımıza giyeriz. Tabanlar zaten hani kaliteli güzel duruyor, ağır duruyor. Elinize aldığınız zaman tabanda bir ağırlık olduğunu hissediyorsunuz. Ama üst kısmını pek beğenmedim ya. Üst kısmı. Ben de üst kısmını yani beğenmedim. Bir biraz daha dandik bir görünüşü var. Üst basit taraftaki basit şurası hem parmaklarınızın çıkmasını engelleyecek biraz daha kalın kısım. Dış kısımda arkadaşlar daha böyle mesh, işte plastik mesh diyebileceğimiz örgülü bir yapı ve bunlar hep delikli delikli. Dolayısıyla havalandırma olacak. İç kısımda da aynısının beyazı var. İç ve dışta iki tarafta da havalandırma kısımları var. Bunlar biraz daha dandik ucuz yapay deri dikilmiş görüyorsunuz dikişleri. Aynı şekilde ikili. Yani üst kısım çok iyi durmuyor. Şöyle elinizle tuttuğunuz zaman da topukta ve dilde de yastıklamalar çok iyi gelmedi gözüme. Mesela şimdi şunu tutuyorum. Şu daha böyle arkadaşlar dolu dolu dil mesela daha kuvvetli kuvvetli. Bak bağcık yapısı var burada. Gördüğün gibi. Yani biraz daha üst kısmı çok bütçeliyim diye bağırıyor. Ama bence bunun olayı taban ve yastıklama olacak. Şöyle içindekileri de çıkartalım. Yani ben numaralı ayakkabıyım demiyor yani. Değil. İşte yeşil ve pembe bir rengi vardı. Ben şimdi ekrana koymuş olurum tekrardan. Gerçekten o çok güzeldi. Biraz renk bu ayakkabıyı... Birçok ayakkabıyı hani ya süper gösteriyor ya ölü gösteriyor. Burada pek gitmemiş arkadaşlar siyah beyaz. Bilmiyorum ama fazla dikkat çekmek istemeyen, dışarıda oynamak isteyen, gündelik hayatta giyeyim diyen için de bence güzel bir renk olabilir. Mesela bunun siyah beyazı daha mı iyi sence? Hangisi daha iyi? O beyaz daha iyi ama çok çabuk kirlenir o da. Evet ya bunu da aşırı kirlenecek. Şu yapı çok kötü. Sararma olayı var. Evet. Şu kumaşlar sararıyor neyse. Evet doğru diyorsun.
Bu üstteki biraz daha kuvvetli bir kumaş varken diğerleri daha farklı olmuş. Ekstra sanki kumaş dili, dili bayağı böyle bakıyorum şimdi pofidik pofidik. Yani bağcık geçme yerlerine biraz daha dikkatli bakalım. Gördüğünüz gibi farklı farklı yerlerden geçiyor. Bir yuvarlak olayı var burada, dikkat ettin mi? Mesela bak, tam şurada sanki bir yuvarlak varmış gibi. Hmm. Yuvarlağın yarısı hani bir yuvarlak desenlerin üstüne gidilmiş. Fena değil ama bence daha iyi rengini bulursanız almalısınız. Piyasadaki şu an çok mantıklı tercihlerden biri olabilir. Geçen haftalarda hatırlarsanız Hardenwall 6'yı açmıştık. O da çok mantıklıydı. Yalnız burada da siyah beyaz mint kullanılmış. Evet. He, bu da siyah beyaz yeşil. Bu biraz mint, daha o da mint. Koyu mint hatta. Buna göre biraz daha koyu kalıyor. Demek yine gitmişiz, aynı rengini almışız. Çünkü ilk başta bunlar çıkıyor. Sıkıntı o. Biraz bekleyince de geç kalıyoruz. Bunun böyle şöyle hafiften içine doğru bakabiliriz. Dilin çıktığı yerler görüyorsunuz arkadaşlar. Buralar daha boşluklu yapıyor. Bütün ayakkabılar da aşağı yukarı aynı. Hani olabildiğince az materyal kullanmaya çalışıyorlar. Dil daha kaliteli olabilirdi. Fena değil ama ortalama seviyede. Hadi bayağını gidelim, nasıl deneyelim. Olacakmış. Asıl zaten önemli olan nokta orası. Evet, şu anda piyasada düşünürsen en uygun ayakkabılardan biri. Pijay hep ama bütçeliydi. Hep bütçeli çıkıyor. Yani tatmin edici oluyor. Yani ne alacağınızı bilemezsiniz. Ve aşağı yukarı her oyuncu tipine de olduğu için herkese gidiyor arkadaşlar. Yani ben bile giyiyorum. Büyük adam da giyer. İşte hızlı bir guard da giyer. Yalnız bayağı böyle güzel oturdu ayağıma, biliyor musun? Çok beğenildi bu. Yani gerçekten bütçeli modeller arasında. Çok şişko durdu ayağı. Önden ama ayağı. Öyle zaten, hani giymeden önce de dedim ya sana, çok şey duruyor. Fit durmuyor. Fit durmuyor. Ben genelde şeyleri çok sevmeye başladım. Şimdi Jordan 36, 35, 34 serilerinde bir Eclipse Plate olayı var ya böyle, seni bir yandan destekleyen yapılar çok fazla ayakkabılarda olmuyor. Herhalde daha pahalı bir teknoloji oluyor veya koyması daha maliyetli bir iş. Bu biraz daha free bir ayakkabı. Ama bakalım ayağımıza nasıl hissedecek. Mesela geçen incelediğim Zoom GT Run'da bir de üstüne, hani React köpüğü üstüne bir de Zoom yastıklaması vardı. Ooo ama gerçekten güzelmiş ha. React'a arkadaşlar, yani sanki Zoom varmışçasına bir his oluyor. Şuna bakar mısın? Biraz daha yakınlık istiyorsan. Yani bunu genelde zaten performans incelemelerinde gösteririz. Ama mükemmel bir esneme var arkadaşlar. Tabii öndekini görmeniz zor ama şu arka topuktaki daha iyi görünür oluyor. Çok iyi. Çok iyi bir yastıklamaymış. Ama basket ayakkabısı gibi değil işte. Çok ilginç. Genelde öyle oluyor. Günlük yani ayakkabı gibi. Evet. O yüzden günlük giymek isteyen, gündelik hayatta, çünkü sorulan bir şey. Abi gündelik hayatta giyebileceğim bir basketi, boyalı kıyafeti önerir misin? Yani çok oluyor. Evet, bence çok iyi. Evet, dengeli dediğim gibi daha böyle yere biraz daha palet gibi basıyorsunuz ama çok şişko şişko ya. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ekranda öyle gözüküyor mu ama. Ekranda o kadar değil de bana da, hani diğer yani, ayakkabılara göre öyle. Diğerleri kıyaslıyorsun ya. Biraz daha ayakla şişko olan ve bu görüntüyü sevmeyen varsa arkadaşlar, şuradan böyle bir çok toplu bir görüntü var. Ama çok rahatmış, çok güzelmiş. Evet, 45 numara tam benim numaram. Sizler de bana kıyasla kendiniz sipariş verebilirsiniz. Dediğim gibi yakında incelemesi gelecek. Hızlıca bunları incelemek istiyorum. Hardenwall 6'yı da, bunu da. Bunun için takipte kalın. Ama zaten bu kutu açımları, hani beklemek istemiyorum, hemen almak istiyorum. Nasıl bir ayakkabı, işte nedir ne değildir görmek isteyenler için bence çok ideal oluyor. Hani performans incelemesini bekleyebilirsiniz ama en azından kaç numara almalıyım, rahat mı, nedir ne değildir, elde görmek istiyorum diyenler için bence bu videolar gayet iyi. Evet, bana biraz söyleyin. Sonra performans incelemesinde buluşalım. Bir sonraki güzel videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabılar size bugünlük. Out. Let's go. Let's go. Çok iyiymiş ya.